Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün Teknopark'tan ve Teknopark'a getirilen girişim sermayesi yatırım fonu yapma yükümlülüğünden bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu. Umarım Türkiye'de teknoparkların sayıları yükselir. Evet. Ben İTÜ'dekini gezmiştim ve çok beğendim. Ülkemiz bu teknoparklar ve kuluçka merkezlerinin sayısının artmasıyla ileri gidecek, öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Çok önemli. Zaten birçok firmada şu anda teknoparka girmekte zorlanıyor. Sayılar artarsa firmalar da rahatlayacak. Umarım en kısa zamanda evet, yükselir sayılar. Bugünkü konuğumuz mali müşavir Kübra Kara. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. İsmim Kübra Kara. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Sonrasında iç denetim konusunda yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda kurucusu olduğum KTG Mali Müşavirlik ve Hukuk Danışmanlığı şirketinde faaliyetlerime devam ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün Teknopark ve girişim sermayesi konusundan bahsedeceğim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Öncelikle izleyicilerimizin bir kısmı bilmiyor olabilir. Teknopark nedir? Ne işlevi vardır? Tabii. Kanuna göre teknoparklar, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma kurumlarının bir aynı ortam içerisinde birbirleriyle entegre şekilde araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini sürdürdükleri ve birbirleri arasında hem bilgi hem de teknoloji transferini gerçekleştirdikleri akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir. Teknopark'ın 3 temel kavram tarafından benimsenmesi gerekiyor. Bunlardan birisi üniversite, biri sanayi, biri de devlettir. Sanayi, üniversite ve devlet bir arada çalıştığında yüksek katma değere sahip, yüksek teknolojili ürün ve hizmeti ortaya koyuyor. Aslında en temelde Teknopark'ın yaptığı şey, içinde bulunduğu üniversitenin teknolojisini alarak devlet teşvikleriyle birlikte destekliyor ve sanayi için paraya dönüşebilir bir ekosisteme dönüştürüyor. Müthiş bir sinerji değil evet, mi? Evet, kesinlikle o kadar önemli öyle. Ki. Yani ülkeye katma değer katıyor. Kesinlikle öyle. Son derece önemli. Başlangıçta da söylediğimiz gibi sayılarının artmasını evet, temenni inşallah ediyoruz. Peki siz KTG olarak nerede devreye giriyorsunuz acaba? Tabii. Bu insanlar, yani bu işi yapan insanlar üniversitelerde akademik kariyere sahip, fikir sahibi ve işinde oldukça uzmanlaşmış kişiler. Ama işin içine vergiler, beyannameler, mevzuat ve teşvikler giriyor. Bu da onların hakim olmadıkları bir alan. İşte bu da bizim uzmanlık alanımız. Onlar teknolojiyi kullanırken ve geliştirirken aslında işin vergisel boyutunu hiç düşünmemeleri gerekiyor. Mali müşavirlik alanında hem Teknopark konusunda hem de girişim muhasebesi konusunda uzmanlaşmış birkaç firmadan bir tanesiyiz. Bu sayede de birçok Teknopark ve Teknokent firmasıyla çalışma imkanını elde ediyoruz. Teşvikler ve diğer yönetimsel konularda onlara destek oluyoruz. Çok önemli bir misyon bu gerçekten. Peki Teknopark alanında devletin sağladığı teşvikler var mı? Bilgi verir misiniz? Tabii ki. Devletin sağladığı teşvikler var ve ben bunların yeterli ve önemli olduğunu düşünüyorum. 46.91 sayılı Teknopark kanununa göre bazı istisnalardan bahsedebiliriz. Bunlardan birkaçı gelir ve kurumlar vergisi istisnası, yazılımda KDV istisnası, bölge dışı çalışma izinleri, gümrük istisnası, bunun haricinde temel bilimler ve SGK prim desteği. Aslında burada firmalarda en çok karşılaştığımız sorun sonuna kadar teşviklerden yararlanılmamış olmasıdır. Aslında buraya kadar hep Teknopark'ın genel hatlarından bahsettik. Bunun haricinde 2021 yılının başlarında getirilen bir yasal yükümlülük ile özel sektör firmalarına yararlandıkları istisna ve indirim tutarları kadar 2022 yılından itibaren getirilen girişim sermayesi yatırım yapma yükümlülüğünden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir konu gerçekten, çünkü firmaların çoğu bu teşviklerden haberdar değil. Evet. Ve çok önemli avantajlar sunuluyor. Kesinlikle. Yani güzel projelerle gidilirse aslında destekleniyor. Evet. Buradan çağrıda bulunalım firmalar. Evet. Bunu bilsinler, ona göre güzel girişimlerde bulunsunlar. İnşallah. Peki kimler girişim sermayesi yatırımı yapmak zorunda?
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran bu bölgelerdeki yazılım, tasarım ve araştırma geliştirme faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar istisna edilmiş durumda. Bunun yanı sıra Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına için yaptıkları harcamalar da vergi matrağından direkt düşülüyor. Tabii bu vergi avantajından yararlanmanın bir maliyeti olarak yararlanan istisna ve indirim tutarının %2'si fon olarak ayrılacak ve belli bir süre içerisinde Türkiye'de yerleşik bulunan girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulan girişim sermayesi yatırım fonu paylarına satın alınması ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya kuluçka merkezlerindeki girişimcilere yatırım yapmak üzere bir sermaye konulması yükümlülüğü getirildi. Aslında buradaki temel amaç yararlanılan tutarların belli bir kısmını tüm ekosisteme yaymak. Evet, çok önemli. Bir fon oluşuyor, evet, değil mi? Ne kadar oluşuyor. Güzel. Yani diğerlerini de destekliyor. Kesinlikle öyle. Şahane. Çok çok güzel bir uygulama gerçekten. Peki fon ayırma yükümlülüğünün bir limiti var mı acaba? Tabii. Her iki düzenlemeye göre de yıllık bazda 20 milyon Türk lirası ile sınırlı. Evet, o da önemli bir bilgi. Fon ne zaman ve nasıl ayrılmalıdır acaba? İlgili kanuna eklenen hükümlere göre 1.1.2022 tarihinden itibaren teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan ve yıllık beyanname üzerinden istisna edilen tutar eğer 1 milyon Türk lirası kısmını aşıyorsa ilgili kanunlara eklenen hükümlere göre 1.1.2022 tarihinden itibaren teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarı 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu tutarın %2'si, yıllık beyanname üzerinde yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirimleri tutarı yine 1 milyon Türk lirası ve üzerinde ise bu tutarın da %2'si pasifte, bilançonun pasif tarafında geçici bir hesaba aktarılacak. Yükümlülük 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar üzerinden değil, bu yıldan itibaren verilecek olan yıllık beyannameler üzerinden tanımlanacak. Dolayısıyla geçici vergi dönemlerinde fon ayrılmasına gerek kalmıyor. Yıllık beyannameler üzerinde yararlanacak istisna ve indirim tutarının %2'sinin belirlenmesi ve beyannamede beyan edilmesiyle birlikte aslında bu durum kesinleşmiş oluyor. Dolayısıyla ben bu yevmiye kaydının hesaplarda gösterilmesi kanaatindeyim. 549 özel fonlar hesabında bu hesabı izleyebiliriz. Çok önemli. Peki süresinde fon aktarımı yapılmamasının yaptırımı nedir? Bir müeyyide uygulanıyor mu? Tabii. Söz konusu tutarın ilgili yıl sonuna kadar aktarılmaması durumunda bu kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinde istisna edilen tutarın %20'si iptal ediliyor. Ve bu kısım için alınmayan vergiler vergi ziya cezası tarh edilmeden direkt vergi cezası uygulanıyor. Ben genel hükümlere göre gecikme faizinin de olabileceği kanaatindeyim. Evet, ama yani fon aktarımı da önemli, evet, değil mi? Çünkü belli avantajlar sağlanıyor. O fonun da desteklenmesi gerekiyor. Desteklenmediği zaman evet, büyük ihtimalle 2021, evet, yılı, yani belirtilen yıla düzeltme beyanı verilecek. Bir örnekle açıklamak istiyorum bunu. Tabii. 2021 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurum vergisi kazancı istisnası olarak 2 milyon TL olduğunu düşünelim. Kurumlar vergisi mükellefi bu tutarın %2'sini, yani 40 bin TL'yi bilançonun pasifinde geçici bir hesapta tutacak ve yıl sonuna kadar az önce bahsettiğim girişim sermayesi yatırım ortaklığı, girişim sermayesi yatırım fonu ya da kuluçka merkezlerindeki girişim firmalarına, evet, bu tutarı yatırması gerekiyor. Bunun olmaması halinde 2 milyon TL'nin %20'si, yani 400 bin TL iptal edilerek 1 milyon 600 bin TL üzerinden istisna edilmiş sayılacak ve kalan tutar için vergi ziya cezası tarh edilmeden direkt vergi cezası oluşacak. Evet, ama bu yaptırım da önemli. Evet. Çünkü fonun sürekliliğini sağlıyor, değil mi, fon, evet, aktarıma? Evet, kesinlikle o açıdan, öyle. Yani onu burada, evet,
Evet, bir maliyet yaptı. Evet, bir maliyet var tabii kesinlikle ki. Kesinlikle o da önemli bir konu gerçekten. Peki Cumhurbaşkanı'na bu konuda verilen yetki hakkında bilgi verir misiniz? Tabii, düzenlemelerin her ikisine göre de Cumhurbaşkanı uygulamaya ilişkin tutar ve oranları sıfıra kadar indirip 5 katına kadar da çıkarmaya yetkili. Hı. Tabii Cumhurbaşkanımız bu zamana kadar bu yetkilerin hiçbirini kullanmadı ama bu da bu zamana kadar kullanmadı diye bundan sonra da kullanmayacak anlamına gelmiyor. Açıkçası usulde bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü vergi ve usuller esasında bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeterli girişim sermayesi fonunun da olmadığı söylentiler arasında. Dolayısıyla umarım yetkili kişiler bir an önce ajandalarına bu konuyu alıp bir kesinlik kazandırırlar. Çünkü biz uygulamaya giren bir hükmün ertelenmesine o kadar çok alıştık ki umarız bu konu böyle askıda kalmaz. Maalesef. Regülasyonların da yakından takibi önemli değil mi? Değişebiliyor evet, mevzuatlar. Evet çok fazla ve mevzuat girdikten sonra bekleme süresi de ve ertelenme süresi de çok fazla oluyor. Umarız takip. Bu şekilde böyle olmaz. Evet yakından takip gerekiyor evet, değil mi? Kesinlikle. Ben sizi tekrar çok tebrik ediyorum. Çok önemli bir misyon üstlenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Nesin Hanım'a nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz Mali Müşavir Kübra Karay'dı. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.